Bina imar ederken evet. insanı yaşatacak şekilde imar etmek yani. Birini kütüphane yaparsın, birini atölye yaparsın. Buraya gelen kadınlar sağda kitabını okur, sol tarafa kim olur? Solda diğer şey olarak kullandırırsın ya. Her cadı, diğer şeylerden gelen misafirini imar yapacağın, yemek yedireceğin diğer olarak ama hani sağ tarafı okur da hiç şey yapmıyor. Şey, Ustayı bulamaz şimdi. Bunun ustasını bulamaz. Bence çok geç değil bu camlar. Yine şey yapabilirsiniz ya. Böyle aşağıdan da değiştirebilirsiniz. He. Bu başka bir yerde olmuyor. Buradan bir şey verirsen eski okursağına baktığınızda hala görüyorum. Ondan okursağına baktığınızda dışındaki insanların kendi köyüne, kendi memleketine sahip çıkması çok kıymetli bir şey. Çünkü emekliye kadar orada çalışsa da bir gün köyüne dönüyor. Ya sen dönmesen, senin çocukların, senin torunların bir gün buraya gelecek. Gösterdiğim gibi babasının okuduğu okulu görebilmesi, orayı bilmesi, babasının yaşadığı, dedesinin yaşadığı yeri bilmesi çok kıymetli. Çünkü bizim özümüze, tarihimize sahip çıkmamız lazım. Başka bizi güçlü kılan bu zaten. Merhametimiz, adaletimiz, iyiliğimiz. Bunları kaybettiğimiz zaman çocuklara bırakacağımız mal bir miras değil yani. Güzel bir ahlak bırakmak lazım ve en güzel ahlak da bu işte bak. Köyüne sahip çıkmak, köyüne değer vermek, köyüne yatırım yapabilmek. Bu çok kıymetli bir şey. Avrupa'da kazanılan paralar orada hayra yönlendirilse çok küçük işler yapıyor ama kendi memleketinde hayra yönlendirdiğiniz zaman çok kıymetli işlere yol açabiliyor. Zaten her köyün, her mahallenin bu ister Rize'de ol, ister Çorum'da ol, yurt dışında çalışan insanları var yani. Bizim Rize'liler gemide çalışıyor. Gerçekten kazandığım paradan kendi köyüne sahip çıkabilmek dedim. Kendi değerlerine sahip çıkabilmek. İşte bu zaten bizim ecdadımızdan aldığımız bir şey. Bu şimdi babadan sana kalmış işte. Senin onu evladına yaşatmanın bir yolu da bu. Gösterebilmek yani. Evladına örnek olabilmek. Hem siz kendi evlatlarınıza, kendi neslinize örnek olmuş oluyorsunuz hem de diğer köylere örnek olmuş oluyor. İnşallah bütün köylerimizde bu hassasiyet oluşur. Çünkü şu çok önemli yani dedim ya gurbetçilerin arabasıyla gelip veya köyünde böyle devasa bir ev yaptırıp ön plana çıkması değil de işte şu okulu ön plana yaptırıp ön plana çıkması çok daha kıymetli. Bu çünkü kültürün göstergesi. Diğeri biraz daha kibirin, gururun göstergesi. Bu şekilde güzel bir örnek oldu yani dedim hem ecdadımıza hem neslinize güzel bir örnek oldu. Hem de inşallah diğer köylere de örnek olur. Aynı şekilde diğer köylerde de görürüz inşallah. Mutlu oluruz yani. Yaklaşık 15 ay önce Avrupa, Avustralya ve Çorum Derneğimiz köy muhtarlığımızın da işbirliğiyle 3 projeye imza attık. Birincisi mezarlık, ikincisi okul, üçüncüsü Demirci Baba'ydı. Önceden mezarlığımızda mezar koyacak yer bulunmuyordu. O kadar çalı, çırpı, ağaç vardı, taşlar vardı. Şu anda görüyorsunuz muhteşem bir alan açıldı. Parsellendi, güzelleştirdik. Köyümüzün halkına hizmetine sunduk. İkincisi okul. Okulumuzun alanı da enkaz şeklindeydi. Eğitim gördüğümüz, burada hatıralarımızın, anılarımızın olduğu okulda verane bir şekildeydi. Orayı da ayağa kaldırdık, tadilatını yaptırdık. Köylerimizin, dostlarımızın hizmetine sunduk. Üçüncüsü de Demirci Baba. Demirci Baba'da lokmalarımızı dikenlerin, otların üzerinde yiyorduk. Orayı da muhteşem bir dinlenme alanına çevirdik. Önemli bir mesaj vermek istiyorum. Okulumuzu eğer görürseniz sınıfın birini müze yapmak istiyoruz. Onun için tüm köylerimizden, dostlarımızdan önemli ricamız elinizde ne kadar tarihi eşya varsa bize getirin. İsimlerinizi yazacağız oraya. Orada bir müze köşesi oluşturup orada koruyacağız. O hatıraları yaşatacağız orada. Bugün yaptığımız Milli Eğitim Müdürlüğü'nde eski arşivler bize gönderilecek. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ne kadar varsa 1959'dan bu yana bize verecekler. Onları da müzemizde yerleştireceğiz. Bu projelerin maliyeti yaklaşık 100 bin euro. Yani bunlar da tamamen Göbsenlilerin ve gönül dostlarımızın destek ve katkılarıyla olmuştur. Herkesin emeğine sağlık. Çok çok teşekkür ederiz.